Sen atla burada, ben Canan'a gideceğim. Tamam. Babam nerede? Canan Hanım'a bakmaya gitti. Savcım. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sen bizi aradığından beri bekliyor musun Yağmur? Ne yapacağımı bilemedim ki. Yani keşke böyle olmasaydı Akgün. Keşke tek gitmeseydin. Ağlama ama. Tamam. Şimdi durduramıyorum kendimi. Böyle devam edelim o zaman. Sarılalım sıkı sıkı. Bana da çok iyi geldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok ki Yağmur. Zaten bir sürü şey söylüyorsun bence şu an. Keşke böyle olmasaydı. Sen güçlü bir kızsın. Tanımadığın, bilmediğin bir kabadayı için üzme kendini bu kadar. Gün baban o senin ya. Ölümlü dünya Yağmur. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun ya? Yani bir şekilde kafamda zaten mezara koymuşum halimi ben Yağmur. Geleceğe dair çok da böyle kaygım, planım, bir beklentim yok yani. Kendini kandırıyorsun şu an. İnkar mı ediyorum sence? Evet. Yani şu anda başına geleni inkar ediyorsun Akgün. Devam et, devam et. Yani devam et Yağmur, iyi geliyor. Seninle konuşmak böyle psikolojide kesin bir karşılığı vardır. Gülüyor musun sen ya? Seni görünce yüzüm gülüyor. Ya Akgün, çok yakın zamanda sen babanı kaybettin. Bence şu anda çok ağır bir şey yaşıyorsun ve... Tamam tamam, gel biraz daha sen. Bana çok müthiş iyi geliyor yani. Var ya. Hı-hı. Yani unutturuyor her şeyi, unutturuyor gerçekten. Tamam, istediğin kadar duracağım yanında, tamam mı? Sen üzülme. Tamam, sen de artık ağlama. Çünkü babam ölmedi, yaşıyor Yağmur. Ne? Ölmedi babam. Ya savcı babamı öldü gösterip tanık korumaya almış. Sayın savcım, sağ olsun. Yağmur, Yağmur bana bak. Yaşıyor yani baba. Ya bak, bu sana söylediklerim devlet sırrı sakın. Gidip birilerine konuşma, sakın söyleme. İyi misin sen, bir betin benzin attı Yağmur. İyiyim. Tamam, ben de iyiyim. Niye o zaman bana en başından söylemiyorsun Akgün? Ya insan bir ders, ben yarım saattir salak gibi sarılıyorum, ağlıyorum. Bana iyisin. İhtiyacım vardı. Ölmedim ben de, sarıldım baktım iyi geliyor böyle. Ya kızma bana. Hainsin. Bana değilsin ya. Of. Bir de gülüyorsun ya. Baba. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kapılarda mı bekliyorsun artık beni? Özlüyorum. Özlüyor musun? Canım benim. Koçum benim. Ne haber fıstık? Selam enişte. Nerede millet? Teyzemle eniştem kavga ediyor. Güzel. Ablam dışarıda. Annem de yukarıda. Tamam, bir çağırsan anneni ya. Ben şimdi girmeyeyim içeri. Fatih abiyle beraber. Selin. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum burada? Selim saçmalama. Selim saçmalama. Şişt, dokunma bir dakika. Lütfen. Hayır. Hayır. Otur yerine, bekle. Çık dışarı. Dokunma. Tamam, çık dışarı.
Canan dur sen burada. Hayır. Ya, karışma sen. Tamam, tamam gel. Konuşalım artık. Ne güzel dünya ya. Selim. Canancığım tamam yok Selim, bir şey ya. Selim lütfen. Buyurun çık dışarı. Ne olur ya. Ne olur karışma. Çık dışarı. Hah. Çık abi. Geç. Buyur. Ya evet. Çıktık gel. Hadi. Kavga için geldiysek bak ellerim burada. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Buyur. Ya ben sana ne kavga edeceğim ya? Dışarı çık. Bunun için mi dışarı çıktık? Ya hadi yap bir şey ya. Hadi hadi savcı yap bir şey. Ya ya beni gördün ilk andan beri yapmak istediğin şeyi yap savcı. Yap. Bak buradayım böyle. Kıpırdamıyorum. Hadi. Git hadi. Buradan git. Hadi yap hadi. Git. Hadi yap hadi hadi. Hadi. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi sen? He? Hiçbir şeyin farkında değilsin. Karının ne halde olduğunu farkında bile değilsin sen. Ona gördüklerini kimseye söylememesini tembihlemişsin. Böyle mi sorunlarını çözüyorsun sen? İnsanları susturarak mı? Beni susturamayacaksın savcı. Sen hiç kimseye iyi gelmiyorsun. En yakınındakilere bile. Ayrıca eski karında görüşmemi engelleyemezsin çünkü o artık bekar bir kadın. Yürü git lan buradan. Çık lan. Hadi çık vur. Dışarı çık. Ne çık dışarı. Abi, defol. Ne yapıyorsun? Defol. Şşş, çık buradan. Selim. Tamam, Selim bırak tamam. Bırak ya bırak. Kusura bakma Metin. Sakin olmaya çalıştım ama. Özür dilerim. Hadi geç içeri. Yani babamı öldürdüklerini düşündükleri için artık benim peşimi bırakırlar. Tamam. Bu çok güzel haber değil mi yani Akgün? Tabii yani. Öyle. Savcıyla bir arada kalmamana bir sebep kalmıyor yani böylelikle. Gidecek misin? Yani bunun böyle olacağı zaten belliydi Yağmur. Eninde sonunda bu yaşanacaktı, olacaktı. Hem özledim ya İstanbul'u. Hakikaten. Hayatımı, o kalabalığı, o hareketi. Her şeyi özledim yani. Sen de ben gittikten sonra evine dönersin zaten. Okuluna devam edersin sevgilinle. Hem savcım da belki burada kalmayı seçer. Canan Hanım'la hani arasını düzeltir. Yine bir aile olursunuz. Senin hayal ettiğin de buydu zaten. Değil miydi? Yağmur. Yani. Senin hayalin de İstanbul'a dönmek. Öyle mi? Yok. Yani değil. Eskiden sormuş olsaydın evet öyle derdim ama şu ara hayalim o değil. Çok daha bağımsız, bambaşka. Olması imkansız olan bir şey gibi yani. Olanaksız gibi. Ben yatayım artık. İyi geceler. Kal o zaman. Hı? Ne? Kal. Kalmanı mı istiyorsun yani? Yani hani hayalin seni buraya bağlayan bir şeyse diye dedim. Hani belki de burada kalmalısındır. Hı. O yüzden. Yoksa yani beni alakadar etmez tabii sen. Hı. Senin bileceğin iş. Hı? İyi geceler Yağmur o zaman. İyi geceler. Akgün. Ha. Hani eğer yani Soner'le ilgili olan o Soner'e bulaştığın olaydan dolayıysa eğer hani bunun için gitme. Yani bu yüzden gideceksen eğer ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu bil. Niye söylüyorsun peki bunu bana şimdi? Sen benim gitmemi niye istemiyorsun Yağmur? Yani sadece bu yüzden gitmek istiyorsan diye dedim. Ne yaptın Akgün? Yani gerçekten babamın affedemeyeceği bir şeye mi bulaştın? Ne? Bak. Bak ben her bu soruyu sorduğumda gözlerini kaçırıyorsun bana bak. Vicdan azabı çekiyor gibisin. Ya da yaptığından pişmansın. Bunu görebiliyorum ben. Cezası büyük olur diye mi korkuyorsun?
Yoksa babamı hayal kırıklığına uğratmaktan mı? Hangisi? Sen cezadan korkmazsın Akgün. Yani eğer ikinci seçenekse... bence babam seni eninde sonunda affeder. Tanıyorum onu çünkü. Yani... kim bilir? Belki o zaman... burada kalırsın. Hayaline kavuşursun belki. Yani... kim bilir? O zaman ben şimdi gidebilirim artık. Akgün, oğlum bak cenazede kızgındın bana biliyorum. Ama konuşmamız lazım. Yüz yüze. Ben Çeşme'deyim. Bu mesajı alınca beni hemen ara. Film gelmiş. İzleyelim mi? Olur. Eski günlerdeki gibi şöyle. Hı. Yastığımı da aldım. Belki uyuyakalırım. Babam bugün çok mu coştu? Vallahi ben bir ara vuracak zannettim. Annem zaten kadının canı sıkkın. Hı. Bir de şahit olduğu olaylara bak. Peki biz dün ne yaşadık Kuze? Çocuğun teki az kalsın ölüyordu. Akgün oradaydı. Bu insanlar kim? Akgün kim? Senin ne işin var kızım orada? Nasıl senin ne işin vardı Nasıl? Yani Eray'ı öyle bir telefonla çağıracak kadar ne ara ilerlettiniz muhabbeti siz? Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirdiğim falan yok. İşte gördüğün gibi. Ben ne gördüğümü anlamıyorum ki. Ne gördüm ben? Anlatsana. Soner'in sana yaptığından sonra karşısına dikilip hesap sordum. Bu. Tek başına mı yaptın? Evet. Yani birinin gidip bunu yapması gerekiyordu. Ben de yaptım. Sonra Akgün dahil oldu. İşte buralara geldi. Kızım babana söylesene. Niye babana söylemiyorsun? Söylemedim Naz. Söylememeyi tercih ettim, tamam mı? Hı. Tamam, daha da sorma artık, yeter. Akgün daha önceden tanıyordu o çocuğu değil mi? Bu hikaye bu kadarlık değil. Ya var bunun gerisi. Ben hissediyorum. Biliyorum, var böyle bir şey. Sen benden bir şey saklıyorsun. Komple teorileri kurup durma Naz. Daha önce de Akgün'le aranda bir şey var diye ima ettin. Yani... var mıymış? Yani yokmuş. Neyse tamam, bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Kalsın tabii. Zaten ben ne biliyorum ki? Bir gün tekrardan güvenmeye karar verirsen gelir anlatırsın. Ha merak etme, kimseye de anlatmam ben. İstemiyorum ya, vazgeçtim. Benim uykum geldi Yağmur. Ya yapma şöyle Naz. Neyi yapma? Yapmıyorum bir şey. Film seyredecektik işte. İstemiyorum. İyi geceler Yağmur. İyi o zaman, ben gidiyorum. Sana zahmet, ışığı da kapatırsın. Savcım, bu söyleyeceğimin çok da bir telafisi yok. Hatta telafisi yok. Ama yaptığım tek şey de zaten Sevki'ye de haber vermekti ya. Başka bir şey yapmadım ben. Sen de zaten o benim haber verdiğim sevkiyatı yakaladın, ele geçirdin. Savcım. Ya savcım, sen benim bu annemin yazdığı mektubu niye bana daha önce vermedin ki zaten? Neden yani? Ben... Akgün, konuşmamız lazım. Yüz yüze. Ben Çeşme'deyim. Bu mesajı alınca beni hemen ara. Bekle. Sana da sıra gelecek Ahmet Kansız'a. Sana da sıra gelecek. Savcı.
Savcım, bütün saygımla. Söyleyeceğim şu ki... Ne diyeceksin? Köstebek bendim mi diyeceksin? Bak. Kasma ya. İçinden ne geliyorsa onu söyle oğlum, kasma. Savcı senin içini biliyor. Tamam, kasma, şey yapma yani. Git, söyle. Savcım, benim sana bir şey söylemem lazım. Kusura bakma ya, canım çok sıkkın. Ne oldu, hayırdır? Canan. Ne olmuş Canan Hanım'la ilgili? Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey oldu ya. Öyle bir şey geldi ki başımıza yani. Nasıl halledecek bu işi Canan? Perişan oldu kız ya. Latif Çoşkun var ya. Ne olmuş Latif? Öldürdüler adamı. Kaçmamış mıydı o ya? Kaçmıştı diyebiliyorduk biz de ama kaçmamış işte. Kaçmamış. Karısıyla konuşmak istemiş. Canan'la tanışmış kadınla. Çocuğunu falan görmüş. Kadını ikna etmiş. Kocanla konuş, teslim olsun diye. Adam da ikna olmuş. Tam benimle görüşecekti. Sadece bana teslim olmayı kabul etti. Ama işte... Ben nasıl öyle bir hata yaptım ya? Ben Canan'ı nasıl götürdüm yanımda ya? Canan ısrar etti benimle gelmek için. Buluşmaya Canan'ı da götürdüm. Latif'in teslim olacağı yere Canan'ı da götürdüm. Tam orada işte. Tam gelirken vurdular adamı. Gözlerimizin önünde. Bitti Canan. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Bu ikini nasıl bulmuşlar adamı? Yani kim bulmuş? Bir sızıntı var işte. İçeriden birisi bilgi sızdırıyor. Ben bunu çok uzun süredir biliyorum. Ve çok az kaldı. Yakalamama çok az kaldı. Ne yapacaksın ki savcım olunca? Elini kolunu sallaya sallaya gider, gelir. Yine olanı vur yani. Yok işte öyle değil. Çok büyük bir ihanet bu. Çok büyük bir ihanet. İhanet ağır bir suçtur. Bedeli de çok ağır olacak. Ben şimdi biraz işim var. Çıkıyorum. Sen siteden ayrılma. Tamam. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ben sana inanmak istiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da bütün çocukların masum oldu. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuksun. Bence babam seni eninde sonunda affeder. Mayası bozuk bir çocuk değilsin sen. Ben düşündüm, taşındım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Gönder beni. Bence biz olmasaydık eniştem net vururdu Fatih abiye. Bazı şeyleri iyi ki kaçırmışım diyorum. Kızım tamam. Kapatın artık konuyu ya. Çevirip çevirip aynı şeyi istiyorsunuz. Altaycığım. Aşkım sana zahmet olmazsa çaylarımızı tazeler misin? Ben bu arada Naz ablaya kesinlikle katılıyorum. Babam tam yapıştırıyordu yumruğu da işte biz görünce falan ya falan. Hadi Altaycığım hadi. Hadi teyzeciğim. Aferin sana. Bir şey söyleyeyim mi? Bence keşke yapsaymış. Ay Serap deme şöyle Allah aşkına. Ne deme şöyle? Ya bu adamın gece gece Canan'ın yatak odasında ne işi var Allah aşkına? Pardon da yani. Bence Selim iyi tutmuş kendini. Bu beni de geçti. Yalnız Altay'ı yolladığımız iyi olmuş ha. Vallahi vurma hariç katılıyorum sana Serap ablacığım. Hayırdır ya, sen kimsin de giriyorsun odaya öyle? Hayırdır yani? Sen hayırdır asıl? Ha bu sonradan sonra babacı oldu iyice başımıza. Anne. Sonunda. Sana mı kaldı bu iş? Dedikodu yaptıkları için yolladılar beni içeri bahaneyle. Doldurayım mı sana? Yok aşkım. Afiyet olsun. Anne. Günaydın Canancığım. Nasılsın? İyiyim iyiyim ya. Daha iyi.
Ne oldu, sustunuz? Ne konuşuyordunuz ben gelmeden? Ne olacak, eski kocanı çekiştiriyoruz işte. Şaşırmadım. Canancığım sen bakma ona. Çok üzüldüğü için böyle yapıyor Selim. Ya aman işte. Selim, her zamanki Selim. Taktı kafaya Fatih'i. Şimdi düşman yarattı kendine öyle. Geçiyor yani. Kusura bakma abla sen de ne olur. Ay ne kusuru Allah aşkına Canan. Ne kusuru da. Bütün gece uyumadın değil mi? Şu haline bak. Kızlar bir şey diyeceğim. Hepimizin morali bozuk. Ben diyorum ki... Şöyle güzel bir kızlar gecesi yapalım mı ve felekten bir gece çalalım mı? Ne dersiniz? Oh süper olur bu. Olur mu valla? Tamam ben bugün restoranı kapatıyorum. Kız kıza kafaları dağıtıyoruz. Olur mu? Süper olur valla. Tamam mı Canan? Bilmiyorum bakarız konuşuruz ya. Ben çıkıyorum zaten. Nereye? Ofise gideceksen ben bırakayım istersen. Yok başka yere. Tek gideceğim. Sen otur. Hadi afiyet olsun. Hoşçakal. Yapmıyor muyuz? Yaparız yaparız. Ben ikna ederim onu. Olmuyor çünkü yani. Ben yapamıyorum burada. Buram'da baştan beri söylüyorum sana. Tahammül edemiyorum artık diye. Lan o kadar dil döktük. Yani hala gitmekte ısrar ediyorsun yani. Öyle ama bize baştan beri söylüyorum zaten sana. Sen gerçekten adam olmaya hiç niyetin yoktu mu sen? Bu ne demek şimdi? Ne demek şimdi? Okul okuyabilirsin dedim. Güzel imkanlar sağlayabiliriz sana dedim. Elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Yani hala gideceğim gideceğim. Nereye gideceksin ya? Savcım ne okulu ya? Okuldan ayrılalı olmuş hayli zaman. Dönsem geri alırlar mı ki beni okula? Hem bu saatten sonra benden bir yol olmaz zaten. Hayır, ne yapacaksın? Ben okuduğum kadar okudum zaten. Savcım ne demek ne yapacaksın ya? Hayır ne yapacaksın yani? İstanbul'a mı döneceksin? İstanbul'a dönmek istiyorum diyorum sana. Sen ne olacak sanıyorsun İstanbul'a dönünce? Hayır yani merak ediyorum ne olacak sanıyorsun? Dikeceğim kafana iki tane polis, evden çıkamayacaksın. Hani buradan farklı ne yaşayacağını sanıyorsun? Eski hayatına geri döneceğini falan mı sanıyorsun? Ben izin veririm mi öyle bir şey? Ya ister izin ver ister izin verme savcım. Ne alakası var şimdi bununla? Hem sen niye sinirleniyorsun ki? Bir sinirlenme bir yapma. Sen demedin bana ister kalırsın ister gidersin diye. Tamam işte son kararımı verdim. Gitmeyi seçiyorum. İster başıma polislik ister beni kollarımla koltuğa kelepçele. Neyse ne ben gitmek istiyorum artık. Böyle kararsızlıklar belirsizlikler içinde ben hayatımı sürdüremiyorum. Ben yaşayamıyorum böyle bir şekilde. Ama madem bu kadar gitmek istiyorsun bu kadar ısrarlısın. Yaparız ayarlamaları düzenlemeleri. Göndeririz en kısa zamanda. Gerçekten buramda yani. Olmuyor. Ne zaman gönderirsin beni? O kadar yani. O kadar. Ben burama kadar geldim. Tamam ya. Yarın gidersin. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Yarın o zaman kesin diyorsun. Tamam yarına çözüyoruz. Ben kalkıyorum şimdi. İşim var. Nereye? İşte yarın gidecek adama da ben nereye gideceğimi anlatmayayım istiyorsan. Ne alakası var? Ne alakası var yani? O kadar yedik içtik savcım ayıp oluyor. Gösterip seni üzmek istemiyordum Akgün. Ama bana başka hiçbir yol bırakmadın oğlum. Bak, savcının nasıl bir adam olduğunu iyi belli artık. Babanı ele vermesi için tehdit etti savcı. Ha?
Nihayet aradın. Konuşmak istiyormuşsun. Konuşacağız. Neredesin sen? Çeşmedeyim. Akgün bak, biliyorum bana kızgınsın ama bunların hepsi senin iyiliğin için koçum. Yerini söyle, geliyorum. Hava bir kararsın da. Bak, Halil Sadi'nin de sana söyleyecekleri var oğlum. Aramakla çok iyi ettin. Eğer aklında Halil Sadi'yle ya da benimle alakalı kötü düşünceler varsa kov o şeytanı. Hepimiz aynı taraftayız. Tabii tabii, bilmez miyim? Aynen öyle. Alaçatı'da buluşalım akşam. Anlaşalım. Savcım, bu yazdıklarımı gözünün içine bakarak söyleyecek cesareti bulamadım. O yüzden böyle bir yol seçtim. Sana birazdan anlatacaklarımın nedeni vardı desem bile, bir yabancıyı bağrına basmış, oğlum demiş bir adama ettiğim ihaneti, hiçbir mazeretin haklı çıkarmayacağını, çıkaramayacağını biliyorum. Vicdanım sızlıyor. Şu an sana babammışsın gibi sarılmak istiyorum. Ama onun yerine arkandan nasıl hançerlediğimi anlatmak zorundayım. Belki de acıların en büyüğü budur. Affetmeni beklemiyorum senden ama belki bir gün anlarsın beni. Hakkını helal edersin. Nasılsın? İyi. Sen? Pek iyi gibi gözükmüyorsun. Kötü mü gitti babam? Ya gidiyorum. Öyle karar aldık. Gidiyorsun. Şey, ne dedi babam? Kızdı mı? Affetmedi mi? Ne oldu? Sorma bir şey Yağmur ya. Ya tamam anlat. Ne yaptı? Kızdı mı? Kovdu mu? Ne dedi babam? Yahu anlatacak bir şey yok. Yani böyle gelişti. Şu an böyle olması gerekiyor. O yüzden de durum bu. Anlamıyorum. Dün istiyordun. Burada kalmak istiyordun. Hayalim var dedin. Hayal işte. Hayaller, yani bazı hayaller sanırım hayal olarak kalmalı. Yani öyle daha güzel. Tamam. Tamam biliyorum. Halledemeyeceğim zannediyorsun ama inan ben bir yolunu bulurum. Yani burada kalman için bir şeyler... Ya istemiyorum. Ya istemiyorum. Sebebi de baban falan değil yani. Yok. Son kararım budur. Zaten ötesinde söylenecek, konuşacak da bir şey kalmadı. Senin söylediğin şeyleri de biliyorum. Çok güzel şeyler. Ama yok Yağmur yani. Olur yok. Ben seni tarif ettiğin gibi bir adam değilim. Ben buraya sığamam. Dar gelir buralar bana. O yüzden hakikaten mesele baban değil. Babanla bir alakası yok ya da onunla, şununla, bununla hiçbir alakası yok yani. İnsan kendini bilecek. Nereye ait olduğunu bilecek yani. Ona göre doldurduğu kapı seçecek işte. Müsaaden var mı? Gideyim mi? Ne zaman gidiyorsun peki? Bir dakika, bir dakika, bir dakika ben...
Anlamadım şimdi hiçbir şey. Kim nereye gidiyor? Ya benim meseleyi biliyorsun. Halletmişler işte yani, hallettik. Burada durmama gerek yok artık. Gidiyorum yani. Süper, ben sevindim senin adına, hayırlısı olsun. Eyvallah, sağ ol. Ama gitmeden bir veda partisi yapalım biz sana. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Gelme diye konuşmadık mı Allah aşkına ya? Selim, lütfen bırakır mısın beni? Konuşmak istiyorum kadınla. Sana ne faydası olacak? Konuşmanın ne faydası olacak canım? Ne olur gidelim. Konuşmak istiyorum Selim. Ya ne konuşacaksın ya? Kadın ne diyecek sana? Teşekkür mü edecek? Bağrına mı? Bilmiyorum. Ne diyecekse diyecek. Duymaya ihtiyacım var belki. Niye anlamıyorsun ya? Allah aşkına gidelim Canan. Selim, bırakır mısın beni? Canan bak. Hayır, istemiyorum diyorum. Bir şey. Abla, tut sana bir... Sizin ne işiniz var burada? Ya siz ne haklı evime gelirsiniz ya? Ha? Ne halde olduğumu görmeye mi geldiniz? Neden yaptın bunu bize savcı? Ha? Ya sen? Böyle masummuş gibi geldin, böyle kandırdın beni böyle saf saf. Nasıl yaptın bana bunu ya? Nasıl yaptın? Nasıl kandırdınız ikinizi böyle? İşbirliği mi yaptınız? Ne yaptınız? Mutlu musun şimdi? Kaldım bebeğim de bir başıma. Tek başıma kaldım. Sen mutlu musun? Ya sen? Hani koruyacaktın kocamı? Ya biz gidecektik. Sen rahat bıraksaydın şimdi yaşıyordu kocam. Nasıl yaptınız ya? Niye yaptınız ya? Özür dilerim. Ne özür dilemesi? Ben... Ya yeter ya, ya gidin buradan. Tamam, tamam. Ya bir dakika dur. Gider misiniz artık şuradan? Gidin, bir daha ben sizi görmek istemiyorum. Hadi gidin artık, gidin. Kahretsin, kahretsin. Oldu mu istediğin Canan, ha? Erdin mi muradına? Yani ben sana 50 kere söylemedim mi ya? Bu kadından uzak dur demedim mi Canan? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam Selim, gidiyorum işte, tamam. Gidiyorsun. Peki biz ne konuştuk seninle? Senin şimdi bu mevzuya bu kadar yakınlaştığın ortaya çıkarsa ne olacak biliyor musun sen onu? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Canan. Selim, bittiyse gidiyorum artık. Bitmedi ama işte. Bitmedi. Senin bu işin içine bu kadar dahil olduğun ortaya çıkarsa ne olacak? Bana soruşturma açacaklar ya. Kime anlatıyorum ki? Kime? Kendime, kendi kendime konuşuyorum ya. Tamam mıyız Eray? Çıkıyor muyuz?
Ne oldu? Telefonda duyduklarını mı şaşırdın? Geçmiş olsun. Başın sağ olsun. Ben gidiyorum Soner. Ayrılıyorum yani savcının yanından, artık bir lüzum yok burada kalmama. Senin de bilginle halinde olsun istedim. İyi yolculuklar. Sağ ol. Kıza söylemedin. Sağ ol. Benden yana bir sıkıntı olmaz. Artık. Hesap bize kesildi. Ben de babamı kaybettim ya. Ama ölseydi daha az üzülürdüm, biliyor musun? Netice bu. Ben evlatlıktan böyle reddedildim. Nefes alamıyorum, kapırgam ağrıyor. Kırık var mı? Bir. Sen ve ben buraya kadarmış o zaman. Sen ve ben diye bir şey yok artık ya. İki tane babasını kaybetmiş adam olarak konuşuyoruz burada işte. Ne yapacağım? Ne yapacağımı bulana kadar buralardayım. Eyvallah. Hadi bakalım, kahveler benden arkadaşlar. Sağ ol yavrum benim. Hey kardeşim. Görüşme ne zaman? Ne görüşmesi? Ne habersiniz? İyi. Hazır mısın Kaan? Otur otur, biraz daha vaktimiz var. Nereye ya? Sevgiline iş görüşmesi ayarladım. Aa. Hiç haberim yok Kaan. Biz son zamanlarda böyleyiz zaten. Birbirimizden haberimiz yok bizim. Yani özür dilerim, biliyorsun. Karışık işte olaylar falan. Ya ama siz de hiçbir şey söylemediniz vallahi ikiniz de bana. Yok, sen Akgün'e üzülüyorsun diye biz seni rahatsız etmek istemedik. Ha bu arada Akgün gidiyormuş ve ben şöyle güzelce bir veda partisi yapalım diyorum. Ne dersiniz? Gerek yok. Neden? Adama güzelce veda edelim işte. Kaan, Akgün'ü ne kadar tanıyorsun da parti düzenliyorsun ona? Doğru, ben senin kadar zaman geçirmedim adamla. Ama neden parti yapmak istemiyorsun? Üzüntüden ağlarım falan diye mi korkuyorsun? Aslında çok da üzülecek bir insan değil. Değil mi? Bunu biz ikimiz konuşalım Kaan, tamam mı? Ben bir kahve alacağım. Gelir misin benimle? Hadi gidelim. Hı? Ne yapıyorsun Kaan? Yok Akgün üzülecek adam değil falan. Onun sırrını biz hala saklamak zorunda mıyız? Hı? Adam gidiyor nasılsa. Akgün sana güvenip bir sırrını vermiş. Yakışıyor mu sana hiç ulu orta ifşa etmek? Ya sen nasıl böyle canla başla savunuyorsun bu adamı? Yemin ederim gözlerimi yaşartıyorsun Yağmur ya. Neyin peşindesin Kaan? Tamam birlikteyiz işte. Ne bu kıskançlık hala bitmedi gidiyor? Ya sen benimle beraber falan değilsin. Ya senin kalbin şu anda burayı Akgün'le beraber terk ediyor. Sen bunu saklayamıyorsun. Ve ben buna daha fazla dayanamıyorum. Yağmur yeter! Kaan. Ne oldu? Yok bir şey. Baksana sen bana. Ne yapıyorsun sen ya? Bak sakın bana Yağmur'u savunmaya kalkma. Senin hiçbir şeyden haberin yok mu? Söyle ben de bileyim o zaman. Senin o kuzenin var ya, hepimize yalan söylüyor. Ve o Akgün'e de hepimizden daha fazla değer veriyor, tamam mı? Olmadık şeylerle itham etme Yağmur. Öyle mi? Ben itham ediyorum yani. Akgün'ün kim olduğunu söyledim sana. Ha? Akgün Selçuk Taşkın'ın oğlu. Yani ünlü mafya babası. Senin o kuzenin de bunu en başından beri biliyordu. Ve hepimizin hayatını tehlikeye attı, anladın mı şimdi?
gece ya, ne olur. Artık ne olur. Yağmur. Anne. Sen geldin mi ya? Daha iyi misin? Ne oldu? İyiyim ben. Sana ne oldu? Bir şey yok. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Ağlıyorsun ya. Anne lütfen bir şey sorma. Zaten iyi değilsin. Daha kötü hissetmeni istemiyorum, tamam mı? Sorma yani. Senin üzüldüğün şey benim onaylamadığım bir şey değil mi? Anlıyorum ben Yağmur. Her şey birbirine girdi. Ben ne hissettiğimi kendime itiraf edemiyorum. ...18 yaşın olayı öyle bir şey. Kafa karışıyor yani sürekli. Biz kızlar gecesine gidelim mi ya? Bir kafamız dağılır. Evet ya. Ay çok bunaldık ya. Evet anne ya. Ya bir elini yüzünü yıkayalım önce. Tamam mı? Aşkım ya. Hay, nasılsın dün geceden beri? Ne diyorsun? Cenaze evlerini mi basmaya başladın şimdi de? Hı? Ölüye de mi saygın yok senin? Zorbalık. Kanunu arkana alıp zorbalık yapıyorsun savcı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu anda? Beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Sadece zorba değil. Daha fazlası da var sende değil mi? Dün gecenin rövanşını mı alacaksın? O mu hesapladın? Yok. Ha. Merak ettim sadece. O mafyanın oğlunu neden yanında tuttuğunu, neden senin için bu kadar değerli olduğunu merak ettim. Sonra ne hikmetse tanık diye tuttuğun adam mafya tarafından kaldırıldı. Sonra yine ne hikmetse bu adam koskoca polis teşkilatına teslim olmak varken bir anda savcı Selim Kara'ya teslim olmaya ikna oldu bu adam. Ve de sonu oldu. Neden savcı? Hı? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne ima ediyorsun yani? Ne demeye çalışıyorsun? Bak böyle bağırıyorsun, gürültüler, patırtılar, yok bana komplo kuruldu, yok köstebek varlar filan. Bu bağırtılarla suyu bulandırıyorsun sürekli. Hedef şaşırtıyorsun savcı. Doğruyu söyle. Köstebek mi var? Yoksa kirli bir savcı mı var karşımızda? Ne diyorsun lan sen? Ben ne diyorum? Sen nasıl yapma konuşuyorsun ya lan? Sen kimsin lan benim? Bak savcı. Şerefimi haysiyetimi elem edeceksin. Savcı dokunma bana. Adam mısın lan? Biteceksin sen, biteceksin. Sen benim meslek ahlakımı laf edecek en son adamsın. Sonun geldi senin savcı. Bak kendinizi bil, sayın savcı. Lütfen. Haddini bil. Kimsin lan sen? Herkes şahit olsun. Herkes şahit olsun. Savcı Selim Kara üzerime yürüdü ve beni tehdit etti. Sen kamu benim şerefime laf edemezsin. Bu olay kamuda biter. Elinden ne geliyorsa ardına koyma. Bitireceğim seni savcı. Avukat sen yoksun. Sakin savcı. Vur vur. Sen yoksun avukat. Vur vur. Kamu davasında görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz seninle kamu dokunma davasında. Bana, bırak tamam. Kamu davasında görüşeceğiz. Be, erkek yok, dert yok. Hı, anaları eğlensin, bunlar da bize hizmet etsinler. 9 ay boşuna taşımadık bunları karnımızda. Hadi gelin oturun artık ya. Elinize sağlık kızlar. Hemen geliyoruz siz. Burayı da bize kapattın, oh. Kapattım tabii, restoran benim. Bu istesin var ya, cennet alaçatıyı bunun ayaklarına sererim ben. Hı. Bak güldü. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Benle uğraşacaksanız bu gece ben gideyim. Hah. Bu böyle üzülür, incinir ama gibi durur yani, hiç belli etmez. Emel kız iyi ki benle uğraşmayın dedi ya. Ay şimdi biz küçüktük. Ben bunun saçını çektim. Yoldum hatta kıskançlıktan. Ve çok da küçük değildik, ortaokul falan. Orta iki. Bunda tık yok. Niye ağlamıyorsun diyorum. İnadından tabii. Böyle hep dik duracak babam gibi. Ben de gevşek hanım. Kızlar. Geldik, geldik. Nerede kaldı ya? Evet, işte geldik. Buyurun. Bana koyma ya, yiyeyim ben. Naz, böyle bırakıyorum seninkini. Tamam. Ben istemem ama ya. Hadi canım, hep beraber ya. Anca beraber, anca beraber. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
Sen yokken Emel Canan'ın sesi çok güzel dedi. Yok artık. Hadi söylersin bir tane. Yok, yok, o makam falan biliyor ya bildiğin. Ne? Tabii tabii. Ne diyorsun ya? Ya ne söylemem ya? Allah Allah, makam falan nereden çıktı şimdi? Söylemezsen. Demiyorum ya. Ne yapıyorsun? Ya vallahi gıdıklanıyorum. Yapma Yağmur lütfen. O zaman söyle. Kızım az solist o. Hemen söylemez öyle. Azıcık nazlanacak değil mi? Tamam ben söyleyeyim. Ben geleyim, sen de arkamdan gel. Olur mu? Tamam hadi, hep beraber söyleriz işte hadi. Hadi teyze. Yürü be Emel Sultan. Yürü be. Dur ne söyleyeceğim, dur aklıma gelsin. Şöyle bir ağlatalım şunu. Buldum. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Kederlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdim. Önce Ezber'e nefret ettim benden. Sonra dedin ki ben bunu adam ederim. Düzeltirim, değiştiririm. Bir hal yaparım. Yok o da onda. Bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? Biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Uzak dur benden. Ne oluyor ya? Sen ne değişik bir şeysin. Bir insan bir insanın herhangi bir şeyine şaşırdın mı her gün? Ya. Çocukken karate yapmıştım. Ondan galiba. Gülüyorsun Yağmur. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Oh, hadi geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.